Almanya'da bir tanıdığımız kulak ağrısı için kulağı ağrıyor, baş dönmesi var, kulak çınlaması var. Doktora gidiyor Frankfurt'ta. Doktora diyor ki içeride oluşan kulak, iç kulakta oluşan basıncı almamız lazım diyor. Ne alacak? Kulak tüpü takmış. Kulaklarına tüp takmış. Şuraya kulaklarına şöyle tüp takıldı küçük bir tüp. Oradan içeriden östaki borusu içerideki havayı almak için tüp taktırmış. Hacı Ahmed Efendi bana söyleseydi çok kolaydı. <laughs> tüp taktırmaya gerek yoktu. Tüp takıldıktan sonra adamcağız da başlamış bu sefer baş dönmesi. İçerde kulak basıncı rahatsızlığı varken şimdi baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, kusma, bir sürü rahatsız. Ayağının altından dünya kayıyormuş gibi böyle halının üstündeymiş, halı dünya halı gibi ayağının altından kayıyormuş gibi hissediyor. Çalışamaz hale gelmiş, sokağa çıkamaz, dengesini iyice bozulmuş. Bir sürü ilaç kullanmış tabii ki doktorların verdiği. Kullandıkça midesine, bağırsaklarına, karaciğerine zarar vermiş. Ben ara dedi ki ya Gökçek sen o Gökçekmişsin. Evet ben o Gökçek'im. Frankfurt'tan tanıyor. çok uzun süre görüşmediğimiz için unutmuş. Dedi ki ya ne olacak benim durumum? Sorun değil dedik. Şimdi Ginko her türlü kulak çınlaması, baş dönmesi gibi rahatsızlarda klinik araştırmalar yapılmış, etkisi ispatlanmış. Fakat bazen mesela burada vestibüler bu vestibüler nörit farklı bir olay. Aslında burada salyangozun içinde tüysüz var. Tüysüz hücreleri besleyen kılcal damarlar var. Bu kılcal damarlarda yalama daralma nedeniyle salyangoz beslenemezse ortaya çıkan kulak çınlaması sorunu ginko ile çok kolay halledilir. Fakat şu salyangozun üstünde yay şeklindeki denge organındaki sinirler gördüğünüz gibi ayrı yere gidiyor. Toplanıyor şurada. Böyle nereye gidiyor? Beyinciye gidiyor. Salyangozdaki sinirlerse toplanıp nereye gidiyor? Beyine gidiyor. Salyangozda sorun olursa kulak çınlaması, denge organında sorun olursa baş dönmesi olur. İkisinde de sorun olursa hepsi birden olur. Şimdi buradaki sorun kulak çınlamasından farklı. Şurada denge organlarında içerisi sıvı dolu ve kristaller var. Kristaller oynarsa içindeki sıvı artar veya azalırsa yani bunun birçok faktör tetikleyebilir. Nöreti tetikleyen yani burada sinir iltihaplanması nedeniyle ortaya gelmiş. Gördüğünüz gibi kızarmış. Bu enfeksiyon ne tetikler? Herpes tetikleyebilir. Sinüzit, faranjit, faranjit, orta kulak iltihaplanması, orta kulak iltihaplanması vestibüler nöreti tetikler hepatit tetik, virüsü tetikleyebilir. Yani Efendime kızamık, uçuk virüsü yani herpes virüsü. Öpücük hastalığı, monolüklü öpücük hastalığının üniversite öğrencileri arasında çok yayıldığı için öpücük hastalığı denir. Monolüklozis hastalığı tetikleyebilir. Grip, kaba kulak vesaire birçok. Genellikle vestibüler nöreti tetikleyen virüstür. Viral enfeksiyonlar. Yüzde 90 Nadiren e, boğaz enfeksiyona sebep olan stefolokokon, steptokokon gibi bakteriler, avrelyus gibi bakteriler de tetikleyebilir. Ama genellikle viral bir enfeksiyondur. O nedenle burada sadece ginko yeterli değil. Ginko beyne kan akışını, kulağa kan akışını, beyne, kulağa, göze kan akışını artırır besleyicidir beyni, kulağı, gözü vesaire. Bunun için sarı artı melisa gerekir. İksir, aloe vera jel. Tabi melisa olmadan olmaz. İksir olmadan olmaz. Evet. Biraz fazla oluyor çünkü. Burada nedir? Melisa antiviral bir özelliğe sahip. Herkes bunu uyku hapı tamamlasa uyku için zanneder ama sinir kökündeki virüsü çıkarır. Klinik araştırması var. Melisa ile ilgili. Klinik araştırması var. Sarı kantoron sadece depresyon, üzüntü, sıkıntı, gerilim gibi psikolojik sorunları halletmez. Aynı zamanda sinirsel iltihap, sinir hücrelerindeki iltihabı ortadan kaldırır. Yani o özelliği de var. Tabii ki en önemlisi de nedir? İksir eski ismiyle, iksir yeni ismiyle zencefil mai. Sinir kökündeki her türlü. Sinir kökü nerede? Beyinden kuyruk sokuna kadar uzanan omuriliğin içinde. Omuriliğin içinde saklanan gizlenen virüse karşı e, bir şey olmaz. Ona karşı sadece x. Evet. Vest nörit, rahatsızlığı olan yani nörit nöron nörit de e, sinirsel iltihap denge sinir iltihaplanması diyebiliriz. Denge sinir iltihabı. Vestibüler nörete denge sinir iltihabı. Şu denge organındaki sinir iltihaplanmasına verilen isim. Evet bu vatandaşımız iki ay kullandıktan sonra Hacı Ahmet Efendi maşallah iyileşti. Ama iki ay içerisinde iyileştim diye bırakırsa altı ay bir yıl sonra tekrar dönebilir. Kalıcı olması için tedavinin ne yapması gerekir? Minimum 4 ay kullanması gerekir. Bazıları biraz pinti oluyor. Hacı Ahmed Efendi pinti olmayalım olursanız rahatsızlık başa döner. O zaman ben mesuliyet kabul etmem yani. Açık söyleyeyim. Kalıcı tedavi ancak ve ancak orta kulak iltihaplanması, sinüs, alın boşluğu, burun boşluğu, çene boşluğundaki il iltihaplanmaya sinüzit denir. Orta kulak iltihaplanması, sinüzit ve boğaz iltihaplanmasına faranjit denir. Bu rahatsızlıklar ortadan kalkmadıkça kesin çözüm olmaz. Kesin çözüm olabilmesi için zaman lazım, sabır lazım. Hemen iyileşir iyileşmez bırakırsanız ha bir de bunu bağırsa mantarları tetikler ona da, da bir yerde başka bir konu.